Ben tam açıklayacağım bunu size. Şöyle, ben üniversitedeyken bunun esprisini yapıyorduk seçim döneminde. İşte ben muhtar olacağım bir daha köye, işte köye deniz getireceğim falan esprisi yapıyordum. Sonuç olarak o şaka bir şekilde insanların beni önermesiyle, yönlendirmesiyle, öncelikle daha önce 35 yıllık muhtarlık yapmış dayım, işte Naci Rıza Doğan'ın işte sahada önermeye başlamış benden habersiz. İnsanlar da böyle tekliflerde bulundu. Bunu sen yap, fark yaratalım, bir kadın olsun, genç bir kadın olsun diyerek başladı. Ama sorunuzda şeyi söylediniz. Herkes üniversiteden sonra buradan giderken siz burada kalmayı tercih ettiniz. Hı hı. Hem buraya bir bağlılık var, hem de bir şekilde süreç beni buna itti. Süreçte şöyle, üniversite mezun olduğumda önce ne yapacağımı bilemez haldeydim. Ailemin yanına geldim. Sonra burada aktif siyasetin içine girdik ailemle beraber. Seçim çalışmalarına katıldık. Sonra 2015'te 10 Ekim'de Ankara Garı önünde barış mitinginde teyzemi kaybettim ben. O teyzemi kaybettikten sonra insan kaybetmekten, geri döndüğümde arkamda kimseyi bulamamaktan, yok olmaktan korktum. O yüzden de ailemin yanında kalmaya başladım. Birkaç yıl zaten hiç ayrılmak fikri bana hiç pozitif gelmiyordu. Hatta insanlar diyordu, git bir ülkeye iltica et, iltican hemen kabul olur, bir sürü şey yaşadım. Çünkü 10 Ekim sonrasında bir yıl geçmeden annem ve babam tutuklandı. İkisi aynı anda cezaevinde yattılar. O süreçte de sürekli bir mücadele içine girdim. Buradaydım. Zaten ondan sonraki süreçte muhtarlık seçimleri oldu. Bana dediler ki sen zaten buradasın, zaten gitmiyorsun, zaten her şeyin içindesin, destek oluyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, insanlarla belli bir iletişimin var. Ve de dediğim gibi işte genç bir kadınsın, fark yaratalım, böyle bir şeyin içinde olalım dediler. Sonra adaylık süreci gelişti. Karşımda bir rakibim de vardı. 2 oy farkla muhtarlığı aldım. Derken işte şimdi burada. Yani en büyük hayallerimden biri şey dedim, benden sonra, benim muhtarlığından sonra beni gören genç kadınların, bak o da yapmış, genç kadın olmak zorunda değil, kadınların özellikle bu işin içine girmesini istedim. Yani sadece muhtar olarak değil, farklı alanlarda da olabilir. Dernekler var, vakıflar var, kooperatif bilinci olabilir. Hani bak o yapıyor, biz de yapalım. O var, biz de işin içinde olalım derler diye umut ediyorum. Bir dahaki seçimlerde birkaç tane kadın muhtar görmek istiyorum umarım. Belki onlarca aday ama birkaç tane en azından kadın muhtar olmasını temenni ediyorum bu noktada. Ben öyle inanıyorum çünkü sahada kadınlarla iletişim kurduğumda gözlerinin içi parlıyor. Onlardan birinin olması, bana sarılma biçimleri, yani muhtarım deme şekilleri. Bence daha önce hiçbir muhtara böyle sarılmamıştır bir kadın. O yüzden sahada kadınlardan güzel geri dönüşler alıyorum. Erkeklerden de aynı şekilde. İnsanlar şey diyor, bizim mezrayı da size bağlayamaz mıyız? Biz de sizinle işte olalım, biz de Toprakhisar'a bağlayın diyorlar. Böyle geri dönüşler alıyoruz. Mutlu ediyor mu sizi ama? Tabii tabii. Açık söyleyeyim, ben hep söylüyorum. Muhtarlık, yani kişisel insanın egolarını bence tatmin ediyor yani. Ben öyle diyorum, açık konuşuyorum. Böyle çünkü yeri geliyor bir kuruma giriyorsun, muhtarım hoş geldin, muhtarım nasılsın? Hani farklı bir şeyin oluyoruz. Çarşıda da herkes tek olduğun için bir de. Başta belki daha az tanınırdık. Şimdi herkes tanıyor. Çarşıda herkes muhtarıma hoş geldin, muhtarıma hoş geldin. Ben çok zor olacağını düşünüyordum işin doğrusu. Sorun yaşayacağımı düşünüyordum. Ama sonraki süreçte belediyede bazen gidiyordum ya da resmi kurumlarda gidiyordum. Muhtarım dediğimde inanmıyorlardı. Kimlik göstermek zorunda kalıyordum. Kimliğim hep açık bir yerde duruyordu, o yüzden muhtar kimlik kartım. Ama insanların hoşuna gidiyordu. Aa, kadın muhtar, hadi yapalım, hadi edelim. Mesela merakından köye gelen insanlar bile oluyordu. Çalışanlar bile oluyordu belediyelerden. Dediğim gibi hatta şey yaşamıştım. Bir kaymakam bey bir toplantı yapmıştı. 2. aydı muhtarlığımızın. İşte herkese hayırlı olsun dedi kaymakam. İşte hayırlı olsun muhtarım, hayırlı olsun muhtarım sıradan. Ondan sonra ben geldim. Hani tokalaştık, bana hayırlı olsun demedi. Ben döndüm böyle gidiyordum, sonra dedim yok dedim, niye bana hayırlı olsun demedi ki dedim. Geri döndüm, kaymakamın elini tuttum. Kaymakamım dedim, size de dedim, bana da hayırlı olsun dedim. Kaymakam şaşırdı. Muhtarım dedi, affedersiniz bizim eksiğimiz, bir kadın seçildiğini bilmiyorduk işte ilçemizde. Yani öyle anlar da yaşadım. Ama dediğim gibi sahada ben sorun yaşamıyorum. Belki de bir kadın olarak ya da hani daha önce üniversite okumuş bir insan olarak neyi nasıl isteyeceğimi de bildiğim için işlerimi bir şekilde çözüyorum. En son gerekirse kavga ediyorum. Köydeki erkeklerin bu konuda tavrı nasıl oldu? Zaten bana oy vererek köylüm de bir şekilde tavrını ortaya koymuş oldu. Beni seçtiler sonuçta, sağ olsunlar. Bu noktada yeri geldiğinde sorun da yaşadım. Hani direkt olarak söyleyemeseler de sen bilmezsin gibi bir tavır ya da bana haber vermeden bir şeyleri yapmaya kalkışma durumları oluyordu bazen. Ben ona müdahale ettikçe birkaç kere, şimdi öyle olmuyor. İster biz böyle bir durum var, ne yapalım diyorlar artık. Sağ olsun. Karar alma süreci nasıl işliyor erkeklerle beraber? Şöyle, ben genel olarak her zaman söylüyorum, ben burada muhtar olabilirim ama bu köyün sahibi değilim. Hiçbir zaman tek başıma karar alabilecek bir durumda olduğumu düşünmedim. O yüzden de hep bu örneği veririm. Bir sandalye alacaksak köye, sandalyenin rengi değişebilir, metal mi, plastik mi, ahşap mı, bu değişebilir, büyüklüğü değişebilir, fiyat aralığı değişebilir. Ben insanlarla bunu beraber hani nasıl bir şey alalım diyerek hep yola çıkmaya çalıştım. Ama bazen bu bir maalesef kaos yaratabiliyor. O fikirler bazen dayatmaya gidebiliyor. Ben de o noktada inisiyatif almaya başladım. Her zaman değil bu ama bazen diyorum arkadaşlar ben bu sandalyeyi seçtim, bunu aldık, olay bitmiştir. Ödemesi bu şekillerde yapılacaktır. Ödemeyi yapıyoruz, konu kapanıyor. Bazen de öyle oluyor. Ama ben genel olarak herkesin fikrini, düşüncesini almayı tercih ediyorum bu noktada. Demokratik bir işleyiş var yani köyde. Evet. Yani evet. Evet. Şeyi soracağım. Peki mesela kooperatifleşme, dernekleşme, köy için yeniden, en azından köyü yeniden var etme, bunu ekonomik bir gelire de dönüştürme gibi mesela ne fikirleriniz var? Bizim ilk günden beri azam olsun, yakın kuzenlerim, akrabalarım olsun hep bu temennimiz vardı. Hep biz kooperatif olarak hareket edelim. Hatta bizim buradan selam olsun, geçip bu sene hayatını kaybettik İbrahim Yalçın amcamız var. Küçük yapalaklı. O çok mücadele etti. O dernek sistemlerinde çok çalışmış, vakıflarda çok çalışmış bir abimizdi. Bu kooperatifçilik hakkında da çok kendini geliştirmiş bir abimizdi. Onunla da fikir telakisinde, fikir alışverişinde çok bulundu. Bunu yapmaya çok çalıştık ama bunun için insan gerekiyor. Ama biz maalesef insanlarımızı, genç nüfusumuzu ciddi oranda kaybediyoruz. Bu deprem süreci de bunu ciddi tetiklediğini düşünüyorum. İnsanlar zaten göç ediyordu. Zaten gençler gidiyordu. Şimdi hiç yokuz. Gençler olmayınca da üretim de belli bir noktada sıkışır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Köyde küçük çaplı çiftçilik biz de yapıyoruz. Yazın yövmiyeci bulmaya çalışıyoruz. İşçi bulmaya çalışıyoruz. Gündelik işçi bulamıyoruz. Yani çok zorluk çekiyoruz çünkü genç yok. Bazen köylülerle birbirimizle yarışıyoruz. İşte genç nüfusun olduğu bir köy var. Sevdili köyümüz. Gidiyoruz sabah erkenden, biz uyandıralım, önce biz çağıralım, evimize getirelim, çalıştıralım beraber diyoruz. Yani insan bulamıyoruz. Yani çalışacak iş gücümüz yok. Ya da Elbistan'a 45 kilometreyiz. Git gel 90 kilometre. Tav geliyoruz burada nakliyeye göze alarak. İnsan getirip götürüyoruz, can taşıyoruz. O da ayrı bir risk oluyor. Tabii uygun koşullarda taşıyoruz, onu da söyleyeyim tabii de. Ama zor oluyor her açıdan bizim için de. Ve bu noktada da kooperatifçiliği kurabilmemiz için insana ihtiyacımız var. Bizim geri dönüşe ihtiyacımız var. Şehirlerimizi tekrar hayata döndürmemiz, ayağa kaldırmamız lazım. Köylerimizde insanlarımız çok az. Ben kendi köyüm 14 hane, 3 hanelik köy biliyorum. Hepsi de yaşlı. Önceki deneyiminiz var ama yani orada kurulan bir fabrika var. Bu fabrikayı yeniden canlandırma meselesinde mesela ne fikriniz vardı? Biz çoktandır duran, var olan bir fabrika. Bu fabrikayı biz hatta böyle bir zamanda bir amcamız vefat ettiğinde cenazede kalabalıktık. Bir araya geldik insanlar. Ancak o zaman birbirlerinin yanına gelebiliyorlar düğünde, cenazede. O zaman dedik ya bir şeyler yapalım köyde. Köy gitmesin elimizden. O zamanlar ev yapmaya başladık. Çoğalmaya, büyümeye, işte geriye göçü teşvik etmeye çalışıyorduk. O noktada dedik ki bir hesap oluşturalım, bir para biriktirelim. Merkez cebinden bir miktar para koydu aylık düzenli. Mesela ben o zaman lise öğrencisiydim, harçlığımı koydum gibi derken sonra Dünya Bankası bir destek sundu. Kuru gıda ve paketleme bir tesisi kurduk biz, firma açtık. Bu noktada %50 hibeyle kurduk. Geri kalan parayı da kendi içimizde o bahsettiğim hesaba ek olarak ekstra bir para topladık. Avrupa'dan çevremizden para topladık. Onunla o tesisi kurduk. Ama işletmeye gelince işletmeyi beceremedik. Aradan yıllar geçti, pandeminin ortasında biz dedik ki bunu deneyeceğiz, yapacağız, buradayız. Ki gıda krizi kapıda, pandemi ortada. İnsanlar sağlıklı gıdaya erişmek istiyorlar, doğal gıdaya erişmek istiyorlar. Biz de bu noktada ne yapabiliriz dedik. Domates ektik mesela, ben Azam ve kardeşim 2 dönüm alana domates ekme deneyiminde, girişiminde bulunduk ve çok da güzel ürün aldık. Bu ürünü kendimiz kuruttuk, kendimiz paketledik, Avrupa'ya gönderdik. Oradaki derneklerimiz, insanlarımız vasıtasıyla da satışını çok kolay bir şekilde gerçekleştirdik. Dedik ki bakın arkadaşlar, bu olabiliyor. Tabii bunu yapabilmek için önce fabrikayı revize ettik. Ciddi bir bütçe ayarladı bir amcamız, İbrahim Doğan sağ olsun. 350-400 bin lira masraf yaptık zaten tesise. Ve ondan sonra bunu sattık ve dedik ki bakın arkadaşlar, oluyor. Sonra masaya oturalım dedik, hadi ne yapabiliyoruz, gelin elimizi taşın altına koyalım. Öyle ciddi bütçeler, milyonluk bütçeler de beklemiyoruz. Ki o dönem bizim talebimiz mesela bir 50 bin TL'miz olsa iş gücü o zaman olacak. İnsan yani... Yövmelik insan getirebileceğiz. Biz daha çok ürün kurutacağız, daha çok ürün paketleyeceğiz. Bu noktada kendimizi gösteremedik çok. Ama ürün yaptık, ürün sattık. Şu anda yine aktif değil fabrika. Temennimiz odur ki oraya harekete geçirmek istiyoruz, var etmek istiyoruz. Şimdi ne yapmak istiyorsun mesela? Bir defa öncelikle birbirimize inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor. Bu bence insanlığın önündeki en büyük engel, güven problemi. Biz birbirimize güvenmezsek başka kime güveneceğiz bilmiyorum. Yani şeffaf olmak lazım, şeffaf olmaya çalışıyoruz. Bu noktada ben bu işi yaparım diyen, ya bireysel olsun fark etmez. Sonuçta orada birisi bireysel üretim yapacaksa da ben, o öbürü çalışacak, buradan para kazanacak, yani iş gücü sağlayacak. Orada kalması için bir sebep olacak. Yani ben hep söylüyorum, kişi Elbistan'da ya da köyde bir ekonomik gelir elde etmezse burada neden var olsun ki, nasıl yaşasın ki? Bunun çoluğu var, çocuğu var, bunun yani paraya ihtiyacı var. Ben hep söylüyorum, benim cebime para koymayın. Bana iş olanağı yaratsın. Yani bu fabrika olur, bu Elbistan şu an, daha önce de bahsetmiştim, Elbistan %57'sini kaybetti şu anda. Fiziki olarak çekimlerden anlaşıldığı kadarıyla %57 yıkım var. Yani şu anda her şey yani açık bir pazar halinde, yani buyursunlar gelsinler, restoran açsınlar, bakkal açsınlar, bir şey yapsınlar. Bizler de, hani ben kendim için demiyorum, ben de çalışırım, her işte çalışırım. Yani gençler de, yiyenleri de, öbürü de, komşusu da, mahallelisi de gelsin orada çalışsın, ekmek kazansın ki burada yaşasın. Yoksa biz yok olduk şimdi, gece sokaklar ıssız, sessiz, kimse yok. Bugün bir komşumu gördüm, ayakkabıcı, ayakkabı tamircisi. Dedi ki ya muhtarım, ben dükkanı açmak istiyorum ama insan yok, kimin ayakkabısını dikeceğim ben diyor. Abi sen aç, mecbur gelecekler dedim, ama bilemiyorsun ki. Sokakta insan yok. Biz geriye dönmezsek, biz elimizi taşın altına koymazsak, biz bir taşı taşın üstüne koymazsak olmaz işte. Yan yana olmalıyız, gelmeliyiz. Kooperatifleşme süreci içinde dediğim gibi öncelikle yan yana olmalıyız, gelmeliyiz. Bu konudaki deneyimi olan insanlara da ihtiyacımız var. Bu konuda bize deneyim aktarmaya çalışan arkadaşlarımız da var. Desteğe ihtiyacımız var, insan gücüne ve bilgisine. Deprem meselesini peki, ne yaptınız depremde, ne oldu, nasıl? Mesela birçok köyde, işte bakın Toprakhisar köyünde kadın muhtar nasıl da paylaşımcı, ne kadar da iyi bir şekilde organize ediyor bu yardımları şeklinde. Mesela ben duyum aldığım için özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Ne yaptınız mesela? Nasıl bir örnek, nasıl bir model oluşturdunuz? Öncelikle geri dönüşler için teşekkür ederim, bizi böyle size ifade eden arkadaşlar için. Şimdi şöyle, Biz önce başka bir yerde bunu yapmak istedik. Daha büyük bir mahallede bunu yapmak istedik ama başaramadık. Kendi mahallemiz değildi. Sonra geri çekildik. İlk adapta şunu söyleyeyim. Ben depremde Elbistan merkezdeydim. Bütün o yıkımı yaşadım ve insanlara yardım etmek istedik. Kaos vardı ama kaos hakimdi. Düzensizlik hakimdi. Yani bir enkazdan bir insanın eline el uzatmak istedik. Yapamadık. Sonra baktık ki bu kaosun içinde kaybolacağız. Yapamıyoruz bir şey. Destek yok, yardım yok, bilgi deneyim yok. Biz de o zaman dedik yerele çekilelim. Kırsal mahallelerimizde. Sonuçta ben de bir mahalle muhtarıyım. Benim de insanların ihtiyaçları olacak dedim. Geriye çekildik. Mahallemize geldik. İlk başta bize zaten halk destek oldu. Yani hep söylüyorum Sivas'tan, Tokat'tan, Çanakkale'den, Çanakkale ilçelerinden yani insanlar ya kulüpler mesela dağcılık kulübü, Tokat Dağcılık Kulübü. Adamlar kendi pikaplarına, transitlerine, taksilerine erzaklar, yardım malzemeleri koyup gelmişlerdi köylere. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyorlardı. Bizim kalbimizi ısıttılar ilk başta. Çünkü ilkin insan korku yaşıyor. Çünkü şehir yıkılmış, ne yapacağını bilemiyor. Acaba yarın öbür gün erzağa erişebilecek miyim? Temiz su kaynağına erişebilecek miyim? Tedirginliğini yaşıyor. Bizim günlerce suyumuz çamurlu aktı deprem sebebiyle. Bu noktada dediğim gibi bu korkulardan sonra dedik ki biz yerelde çalışalım. Yerelimize hizmet edelim. Baktık ki insanlar bize de diyor ki biz size güveniyoruz muhtarım, biz size getirelim. Biz de önce ne yapalım bilemedik. Kendi köylümüzün ihtiyacını karşıladıktan sonra dedik tamam başka köylere de destek olabiliriz. Çevre mahallelere destek oluruz. Bize Akel olsun, Sevdar olsun, farklı dernekler olsun. İnsanlar kendi ceplerinden harçlıklarını arttırarak kömür almasına kadar olsun. Geldi biz de dedik ki muhtarlarla iletişim kuralım, köylülerle iletişim kuralım. Haberleri de oldu zaten. Toprakhisar köy konağında belli bir miktar gıda var, giyecek var, battaniye var, erzak var. İnsanlar geldiler, geri geldi biz yaşlı insanlarımıza erzak götürdük. Yani aslında hala devam eden bir dayanışma var. Yeri geliyor ben de gidiyorum belediyenin kurumlarından işte AFAD çadırından alabildiğim kadar erzak da almaya çalışıyorum. Temizlik malzemesi almaya çalışıyorum. Ama sağ olsun dediğim gibi halk insanlar arabalarına malzeme yükleyip getirdiler. Yani cemevlerimiz olsun çok büyük destek verdiler. Hatta bize ilk gelen tır Gazi Mahallesi cemeviydi. İlk gördüğüm tır buydu benim. Yani bu noktada biz de böyle bir sorumluluk üstlendik. Hatta ben hep söylüyorum. Çok travmatik şeyler yaşadık. Yani insanlara ben kendi açımdan söylüyorum. Bir insana yardım edememe fikri. O insanların enkaz altında acı çekiyor, can çekişiyor olması. O gece orada donma fikirleri hepimizi mahvetti. Ve sen buna hiçbir şey yapamıyorsun. Müdahale edemiyorsun. Koca beton bloğu karşında. Nasıl kıracağım ben? Tırnaklarımla ben nasıl beton bloğunu kıracağım? Ama dedim ki sahada başka şekillerde mücadele edebiliriz. Bu noktada gönüllü arkadaşlarımızdan son derece razıyım. Onlar iyi ki varlar. Her zaman yanımızdalar ve bu gönüllülük sürecinin zincirinin devam etmesi lazım. Geçen bir gönüllüyü dinledim. Yani illa enkazdan birini çıkartmamız gerekmiyordu. Ama belki çorba yaparsın, belki çorbaya tuzu katarsın. Belki orada bir bardak yıkarsın ya da ne bileyim bir şey yaparsın. Her şeye, herkese ihtiyaç var. Çünkü zaten depremzede kişi enkazdan kurtulmuş, ailesini kaybetmiş, korkular yaşamış. Bir mücadele veriyor ve yetişemiyor. Psikolojik olarak da. Şuraya varacağım. Yani buradaki dayanışma, insanlara yardım edebilme, bir şekilde bir şey yapabilme fikri insanı iyileştiriyor. Yani beni iyileştirdi. İyileştirmeye devam ediyor. Sahada alanda eksik kaldığımız bir şey olduysa da affola. İnsanları kırdıysak üzgünüm. Biz de çok yorulduk çünkü. Yani ama yardım edebilmek mutlu ediyor. Kadınların bu dayanışma biçimini nasıl görüyorsunuz? Mesela buraya yüzlerce kadın gönüllü geldi. Bir bakıyorsunuz her şeyi yapıyor. Her şeye hakimde. O düzenin bütün o domino taşları kadınlar orada sağlıyor. Çünkü bu geçen gün konuştuğumuzda erkek aklının nasıl çalıştığını ve işte kadın aklının nasıl çalıştığını öne gelmişsiniz mesela. Ben muhtarlığım içinde, farklı alanlar içinde hatırlattığınız iyi oldu. Ben hep bu örneği veriyorum. Bir erkek ve bir kadın markete gider salça alır. İki ayrı insandan, evden bahsediyorum. Erkek o salça bittikten sonra o salçanın işlevi, kavanozun işlevi bitmiştir, çöpe atar. Ama kadın teneke ise ben hatırlıyorum küçükken annem yumurta kaynatmak için o tenekeyi kullanıyordu yani. Yumurta kaynatma tenekemizdi bizim salça kavanozları. Cam kavanozu da işte kuru gıdasını koyabilir, bir kadın içine konserve yapabilir, kışlığına yıllarca o kavanozu değerlendiriyor. Ama erkek için işlevi bitmiş oluyor. Bu sahada da böyle. Kadın bir objeye, bir şeye baktığında farklı şeyler görebiliyor. Hatta bazen bizi eleştiriyorlar ya, kadının aklına binlerce şey geçiyor. Evet, bizim kafa başka çalışabiliyor yani. Biz bir objeyi farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. Bu yüzden bence kadın ya da erkek, herkese ihtiyaç var, her şey, ama kadınların bence kendine daha çok güvenmesi lazım. Yani bu gönüllü kadınların kurduğu dayanışma anı bence yereldeki kadınların da fark etmesi lazım. Bu gücü fark etmeleri lazım. Kendilerindeki gücü fark etmeleri lazım. Biz her şeyi yapabiliriz. Köyde bir kadın yem çuvalını kaldırıp hayvanın önüne indirmiyor mu? Yapıyor. Yine yapar, başka şey de yapar. Duvar da örer, sıva da yapar. O yıkılan evini kendi de yapar. Yani kurumların bunu halletmesi lazım ama büyük ihtimalle biz öreceğiz o duvarları da. Bence ben kadınların artık kendine daha çok güvenmesini istiyorum. Çünkü bizim halkımızda maalesef var yani. Ben ne bilirim ki? Ya sen bilirsin. Sen benden 10 kat iyi bilirsin. Benim en çok istediğim şey, bana bakan genç bir kadının ya da herhangi bir kadının sidar yapıyorsa ben 10 kat iyisini yaparım demesini istiyorum. Çünkü yapabilir. Benden daha güçlü. Benden daha deneyimli. Yani bence bu dayanışmadaki kadınlar, o çuvalları sırtlayan, kolileri indiren kadınların bize çok güzel bir rol model olacağına inanıyorum.